하나 마셨어 근데? 뭐? 上的 UN 高官，也是 United Nations Park， 好的，不上的。Ben de çok hastayım. Gözlerim lens kabul etmiyor. Vücudum berbat durumda. Ne uyuyabiliyorum ne bir şey. Boğazım çok kötü. Ama yapacak bir şey yok. Rafet Demirbaş. Çok kalabalığız burada ya. Çok kalabalığız. Zor Bilmez, Mustafa Ateş, Kamil Aksu, Mehmet Vural, İbrahim Ortak, Hasan Durgu, Ahmet Bozdağ. Çamlıca, Sademir, Asaf, Saraloğlu, çok var, çok. Arkadaşım sonra buradaki bir şiirden bahsetmişti, ona bakacağım, nerede acaba? Pusan'da yatıyorum. Hudutlar dinler ötesinde. Gözlerin anlaştığı saat. Duyuyorduk sıcaklığını her şeyin. Ne güzeldi Pusan'dan önceki bugünler. Sevki içindeydik birlikte düşünmenin. Dağ, bayır, omuz omuza dövüşmenin. Çok sürmedi ayrıldım aralarından. Bir şeyler oldu farkında değilim. Bir gece bayrak bayrak kurudu kanım. Yatıyorum Busan topraklarında şimdi. Ölüm kadar genişlemiş duygularım. Vatan öyle büyümüş ki başımda her dilden anlar oldum. Bütün ölüler uyanık, ellerimiz göklerde birleşik. Toprak antenlerden konuşuyoruz. Vatan bizimdir. Selam sana buradan Türk şehidi. Sen Anadolu'da, ben Busan'da. Sen Türkiye için şehit, ben dünya için. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Sana dar gelmeyecek makbiri kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihap.
Birleşmiş Milletler 9. Türk Silahlı Kuvvetler Komandanlığı 1958-1959. Yani bu anıt Kore hükümeti tarafından ödenerek, yani maddi şey Kore hükümeti tarafından karşılanarak yapılmış bir anıt. 40.895, hani kayıp olanlar da dahil, 40.895 kişinin isimleri 17 ülkede yazılı. Ve işte sembolize ediyor. Ortadaki şu pond, havuz. Kainatı, duvar, o düşmüş ruhları, ortadaki kask varmış ortasında, savaşı ve çiçekler varmış, işte o da savaştan gelen barışı sembolize ediyormuş. Altıda tamamlanmış bu arada. Ve Kore başbakanları gelip ziyaret etmişler de. Ha, ya da ölmüşler mi? Yok. Ziyaret etmişler. Onun için de böyle yazılar koymuşlar. Biraz bencilce bir düşünce belki ama sanki sadece Türkiye için yapılmış gibi hissediyorum nedense. O $900. İçine para atılıyor belli ki. Oradan da bu kadar para toplanılmış ve bağışlanıyormuş. Burada da görmüyorsunuz belki ama aslında orada ateş yanıyor. Bilmiyorum gözüküyor mu ama. İsimler de şurada. Bu sembolize edilen çiçekler işte. Aa, buradan geçit yok mu? Buradan geçeceğim. Remembrance, hatıra, hatırlama duvarı. Avustralya, Meksika, Etiyopya, Yunanistan, Luxemburg, Tayland, Turkey. Soyadı alfabetik sırasına göre yazılmış. Bir öpücük gibi tutulmamış sözlerin.
ve kentlere gömülen dayanılmaz özlemlerin üzerinden yarım yüzyıldan daha uzun bir zaman geçti. 1 Ağustos'ta Kore Cumhuriyeti Hükümeti kuruldu. Bundan bir ay sonra ise 9 Eylül'de Kim Il-sung Kuzey'de komünist bir hükümet kurdu. 25 Haziran 1950 Pazar. Stalin ile yapılan görüşmeleri takiben Kim Il-sung Stalin'in emriyle Rusya konu tank, sahra topu ve savaş uçakları ile güneye ani bir saldırıda bulundu. Savaşın patlak vermesinden 3 gün sonra başkent Seul'e düştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın çekimsel kaldığı bir oylamada Kore Cumhuriyeti'nin savunulması için tek umut olan Birleşmiş Milletler Ordusu'nun gönderilmesi kararını aldı. 15 Eylül'de General MacArthur İnton çıkarma harekatını gerçekleştirdi ve 28 Eylül'de Seul'ü geri aldı. Savaşın başlamasından 3 ay sonra Kore Deniz Piyadeleri meclis binasına Kore Cumhuriyeti bayrağını dikmeyi başardı. 19 Ekim 1950 tarihine kadar Kore ve Birleşmiş Milletler Birlikleri Pyongyang'a kadar hücum ettiler ve Akropan Nehri'ne ulaştılar. Kasım'a kadar ise Kamamlan Nehri bölgesine ulaşıldı. Kore'nin birleşmesi yakın gibi görünüyordu. 25 Ekim 1950'de Çin ordusu savaşa dahil oldu ve birleşme umudu ortadan kalktı. 260 binin üzerinde Çin askeri sayıca üstünlüklerini kullanarak Kore ve Birleşmiş Milletler güçlerini geri çekilmeye zorladı. Batı cephesindeki durum askerlerle güneye kaçmaya çalışan mülteciler nedeniyle karmakarışıktı. 4 Ocak 1951'de Seul, kuzey tarafından bir kere daha ele geçirildi. 10 Temmuz 1951'deki ilk ateşkes konferansından 27 Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede yüksek araziye hakimiyet için yoğun bir mücadele verildi. En büyük insan kaybı Pekman yükseltisi ve Tanjan sırtı muharebelerinde görüldü. Bu yerler ay içinde 25 kez el değiştirdi. Ve binlerce asker için büyük bir mezar haline geldi. Yıl süren Kore Savaşı'na Birleşmiş Milletler üyesi 21 ülkeden 1.7 milyondan fazla asker katıldı. Bunlardan 40.896'sı hayatını kaybetti. Kore Savaşı, komünist saldırıya karşı özgürlük ve adaleti korumak için Birleşmiş Milletler'in asker gönderdiği ilk savaştır. Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Kore Savaşı sırasında ölen askerlerin naaşlarını 6 geçici mezar alanına defnetti. 18 Ocak 1951'de Busan'da bir mezar inşasına başlandı. Mezarlık 5 Nisan 1951'de açıldı. Ateşkes anlaşmasının ardından Kasım 1955'te Kore hükümeti bu alanı Birleşmiş Milletler'e bir mezarlık ve kutsal alan olarak daimi kullanımı için tahsis etmeye teklif etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu teklifi kabul etti ve Aralık 1955'te bu kabulü onaylayan bir karar aldı. Birleşmiş Milletler ve Kore Cumhuriyeti arasında Kasım 1959'da imzalanan anlaşma çerçevesinde Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığı kuruldu. Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığı Komisyonu halen Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığı'nın yönetim organı. 2001 yılında Birleşmiş Milletler Kore Anıtsal Mezarlığı'nın ismi mezarlığın Kore'de tanıtılabilmesi için Birleşmiş Milletler Kore Anıtsal Parkı olarak değiştirildi. 2007 yılında mezarlık Kore'nin kültür mirası listesine alındı. BM Anıtsal Parkı sonsuza dek kutsal bir yer olarak kalacaktır. Birleşmiş Milletler Anıtsal Parkı'nda Kore'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden savaşmak ve tıbbi destek sağlamak için gönderilen 2300 asker yatmaktadır. Birleşmiş Milletler Anıtsal Parkı, Kore tarihinin en korkunç yaralarından bazılarının sarılmaya çalışıldığı bir mekandır. Birleşmiş Milletler Anıtsal Parkı, anı salonu, tören salonu, sembolik alan,
ana mezar kalanı ve yeşil alanlar oluşmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenlerin yanı sıra önemli kişiler ve saygıların sunmak üzere mezarları ziyaret etmektedir. Kol değil mi? Aa. Hiç. Param. Param yok. Gerek yok. Param yok.